hasret kaldım gülüşüne. O sıcacık öpüşüne. Seviyorum değişine. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Seviyorum değişine. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Sus. Seviyorum diyeceğim gözünü gere gere. Beni de götür ne olur gittiğin yere. Her gün değil öldür beni bir kere. Senin ateşinle yanmak isterim. İstersen gelin oğlum bekle. Ne olur mutlu günlerine beni bekle. Bir haber sal yolumu bekle. Evet. Yüreğine gönlüne sağlık. Yüreğine gönlüne sağlık. Sevgili Yunus Bey, Ordu TV'nin Avrupa sorumlusu. Hoş geldin, sefalar getirdin mekanımıza. Sefalar geldin, teşekkür ediyoruz. Sevgili dostum, asıl mekana sizler hoş geldiniz. Sevgili konuklar, sevgili dostlar, bu akşam burada böyle bir program yapmak niyetlendik. Gurbeti Sıla'yıp gurbete getirdik. Aslında programımızın adı Gurbetten Sıla'ya. Ama güzel insanları, değerli arkadaşım, köylüm Hüseyin sayesinde yapıyoruz. İkimiz organize ettik. Değişik bir şey yapalım dedik. Baktık sizler de bayağı eğleniyorsunuz. Bırakın eğlensinler. Bizim asıl amacımız burada bir 60 dakika bir program çekmekti. Ben Yunus Çoşkuner, TV2 Avrupa sorumlusu. Belki programımız yerine vardır. 7 yıldır devam ediyorum. Ne diyoruz? Başlıyoruz. Neredeyiz? Almanya'nın güney kesiminde. Tabii ki televizyondaki izleyicilerimi de düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler şu an çayınızı içerken ben burada terliyorum. Ve yediğim soğuktan da Almanya'nın havasına bir de inanmayacaksınız biliyorsunuz yani. Devamlı söylememe gerek yok. Şimdi buradan eko da yapıyor sevgili Güngör'üm. Sanatçı olarak Güngör konuğum Murat Güngör. Giresun'un neresindendin sen Murat? Esfiye. Evet. Vay, Esfiye'nin ciğerinden geliyorsun ha. Giresun'un neyi meşhur? Dünyanın %72 fındığı bizim memleketimizde, Karadeniz'de. Hani diyorlar ya Aganigi. Aganigi, evet Aganigi hakikaten. Şimdi Esfiye sahip çıktı fındığa. Bilmiyorum Giresunlular duyarsa ne olur. İçinizde Giresunlu var mı burada? Güngör'den başka. Giresunlu var mı? Esmiyelim mi? Sen de bundansın artık. Sana laf anlatamam ya. Yani. Şurada Okan var, o da Ordulu. Şurada o da Ordulu. O da olmadı. Sazda... Hemşerim sen neredesin? Erzincan'a girdiğimle güzel bağlar. Eyvallah. Şimdi Erzincan demişken programı dağıtıyorum, sonra toplayacağım. Gel buraya genç bak. Gel. Evet. Dur bakalım. Erzincan değil. Şimdi bu genç sizce nerede yetişti? Avrupa'da. Tabii tabii Avrupa'da yetişen gençlerimizden. Pırıl pırıl biri delikanlı. Hiç kusuru yok. Maşallah. Benden de boyu yüksek. Memleket. Ordu. Allah Allah. Abi bir memleket. Ordu. Şimdi sevgili dostlar, arkadaki saz arkadaşlarıma da program yapımını öğreteceğim. Onlar çok ustalar da bu konuya belki de ilk yapıyorlar böyle bir şey. Çünkü düşünün stüdyodasınız. Klavye. Tamam mı usta? Şimdi arkadaş Ordulu dedi. Ya soruyu bilmezse çok ayıp olacak şimdi. Ama sormak mecburiyetindeydim. Bilseydim kaldırmazdım senin Ordulu olduğunu. Oturtturamam da. Erzincan'ın neyi meşhur? Bu kültür sorusu.
Yarın yeme, yarın kış şeyin benden hani sinema bileti. Kaşarı. Yaklaştı değil mi? Peynirdi ya. Kaşarı dedi. O da büyük bir yaklaşım. Alkışlıyoruz değil mi arkadaşım? Hak etmedim ama. Evet Erzincan'ı. Şimdi bu arkadaş dedi nereli? Ordu'da. Burada doğdun değil mi? %100. Soyadın? Akça. Akçay mı? Var mı Akçay burada? Yok. Ordu'nun neresinden? Altınordu. Ay. Ay 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 ay. Hey. Şimdi bu da bakalım seni yapmanı istediler. Ay. 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 Şimdi sevgili dostlar, genç Almanya'da izleyicilerim, Almanya'da yetiştiği için Avrupa'yı bir şekilde ay. Biz Türkiye'de yetiştiğimiz için ay. 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 Öğreniyor. Az kal, az öğreniyor. Şimdi Ordu'nun neyi meşhur? Fındığı. Ey uşağım daha ortada kaldım. Adam diye bize ait fındık, sen diyorsun bize ait. Evet bize ait. Ordu yani. Size de ait, bize de ait. Ama şu var yani Ordu'da şimdi Ordu, Giresun özellikle Ordu, Giresun Ordu fındığı meşhurdur. Ama Giresun'unki bir kat daha meşhurdur Giresun yağlısı diye. Zaten dünyanın %72 fındık üreticisi Karadeniz'den geçer. Ordu, Giresun, bir bölüm Trabzon. Ayrıyeten Adapazarı, Akçakoca, Kocaeli, Hendek, Karasu falan oralarda da fındık olur Karadeniz'in ilk başladığı yerlerde. Ayrıyeten Ordu'nun neyi meşhurdur onu sorayım ben sana. Evet Türkiye'nin zaten bal üretiminde de Türkiye dünyada sayılı yerde, Ordu'da Türkiye'nin en fazla bal üretimi olan yeridir. Şöyle Ordu'ya büyük bir alkış gönderelim. Evet. Şimdi sevgili dostlar, buradaki arkadaşlara da sesliyorum. Sevgili izleyicilerim, gördüğünüz gibi programımız devam ediyor. Ne yaptık? Erzincan'dan döndük geri. Evet. Erzincan'ın hangi türküsü meşhur abi? Valla radyo arşivlerinde okunan türkülerin %20'si, %30'u diyebilirim. Gel ha gönül havalanma Erzincan'a girdim. 30 saniyelik bir şey alalım. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir okulum aştan gayrı nem kaldı. Dost dilimden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, bir akılsız baştan gayrı. Hemşo, sana teşekkür ediyorum gerçekten. 10 üstünden 9. O bir de bilmiyorum ne yani. Bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın arkada bana eşlik edene bakın sahneye çıkan sanatçılar için orkestra çok önemli. Hep yağ yakarlar. Niye? Vallahi arkaya bağlı. Ben de oraya bağlıyım. Şimdi Erzincan niye sordum da öbür Artvin niye sormadan olmaz. Bir gideyim bak. Yapacak bir şey yok. Emmi nerelisin emmi? Ben Sivaslıyım. Hani? Sivas'ın en güzel şarkısı hangisi türküsü? Çal abi. Aşk neyse söyleyeyim ben o zaman. Haydi bakalım. Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam bağrım delinir.
Katip arzu hanım yaz yara böyle güzelim ey bir tanem ey şirinim ey. Ben Sivaslıyım diye duydum ama Sivas doğumluyum, Sivaslı değilim. O nasıl bir şey oluyor efendim? Sivas doğumluyum da Sivas'ın merkezinden değiliz. Anne tarafım Gürünlü. Gürünlülere el sallıyorum. Pestilimiz çok meşhur. Ne dedi? Gürün. He? Gürün. Biz ordu deyince ilk yapmıyoruz ya da altın ordu deyince biz ilk yapmadık yani. Siz de ben de. Gürün. Ben de arkadaşımı konuşturmak için böyle yaptım. Yoksa anlamaz mıyım? Dut kurusu, pestil. Evet. Ya Rabbim. Ya. Getiriyor musun Almanya'ya? Yok getirmiyorum zaten. Yani. Pestil burada yok. Giresun üstünden bulut kaynıyor. Eşref'in ağlasın anam doktor sarıyor. Eşref'in ayarasın anam doktor sarıyor. Eşref'in yarası doktor sarıyor. Asma hakkı atma pişman olursun. Giresun beylerine anam. Giresun beylerine anam rezil olursun. Bunun hikayesi çok uzun. Özellikle girsinler internetten Eşref'in şarkısının nasıl meydana geldiğini, ne bu olayların vuku bulduğuna özellikle bakmalarını istiyorum. Memleketime selamlarımı gönderiyorum sizlerin nezdinde. Şimdi sevgili izleyicilerim, bir şey hissettiniz mi bilmiyorum. Güngör arkadaşım bu mikrofona konuşmuyor. Aslında burası bittikten sonra bu mikrofon devreye giriyor. Ama öğrenecek. Bunu hep attın dışarı. Fark ettin mi? Evet. Şimdi bizim burada birlikteliğimizi sağlayan mekancı Hüseyin Bey şöyle alkışlarımızla buraya alabilir miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar mekan deyince biz kahvede değiliz. Tabii ya. Mekan. Şimdi sanatçılarla idare etmek var ya yemin ediyorum bir büyük bir sorun. Burası ne lan? Burası bir mekan ama mekan denince kahve olur. Bir mekan, kendi mekanı burada. Misafirlerini ağırladığı mekan burası. Sevgili Hüseyin abime ait. Evet. Gel, biz şimdi sevgili dostlar gördüğünüz gibi bazı konular bize uymuyor ama ben uydurmak için elimden geldiği kadar çalışıyorum. Konsept için. Şimdi Hüseyin arkadaşımı alıyorum. Bugün orkestracı arkadaşları ağırladı. Sazcısıydı, sözcüsüydü, orkçusuydu. Sivas'a gitti, Erzincan'a gitti, Giresun'a gitti. En sonunda Ordu'da durdu. Hüseyin Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Ordu'nun neresinden? Gülyalı Ali Bey. Hüseyin Ordu'lu olduğunu bilen... şöyle gelelim biraz. Sen biliyor musun Hüseyin Ordu'lu olduğunu? Neyin oluyor Hüseyin senin? Abimiz ya. Abimiz. Abin mi? Gel bakalım gel. Şu genci de alalım. Ara sıra... ara sıra böyle konukları alıp biraz şey katmamız lazım. Çünkü bunu baktığımızda televizyonda oturan insan 45 dakika ne istiyor? Memleket? Ben Kırşehir Kırıkkale'liyim. Aa ne? Karamanlı olmayasın. Yok abi. Karma neydi? Karamanlı. Kırşehir Kırıkkale. Anadolu. Neydi sizin meşhur sanatçınızın adı? Neşet Ertaş. Evet. Hoca bir Neşet Ertaş'tan bir parça alalım ya. Şey dur. Evet. Evet, bir bozlak he? Öyle mi? Ey yarabbim. İki büyük nimetim var. Biri ahlam, biri yârim. İkisine de hürmetim var.
biri ana, biri yârim. İkisine de hürmetim var, biri ana, biri yârim. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel yani, her havadan, her sözden çalıyor. Şimdi şu arkadaşı nereli merak ettim ya. Bak bak. Mehmet, bu da benim kuzenim. Memo, gel bakalım. Memo. 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 Evet, Memo'yu almıştım. Memo, sen sevmedin. Hiç kimse. Memleketli Memo. Orada. Ey ya Rabbim, görüyorsunuz. Evet, Memo. Neresinden orada? Babam dedi ya sen. Hüseyin baban mı? Evet. Vallahi bilmiyoruz ya. Arkadaşımızın boyumuz kadar çocuğu olmuş ama. Beni hiç sizde gördün mü sen? Gördüm. Vallahi görmüşüm. Ben seni görmedim. Evet. Şimdi küçüklüğünü biliyorum. Boyumuz kadar olmuş maşallah. Ordu'nun hangi yemeklerini biliyorsun? Pideyi biliyorum. Pideyi. Memo. Biliyorum. Okay. Ordu tostu. Memo. Aynen. Ordu tostunu bilen var mı? Hanımefendi siz biliyor musunuz? Saçlarınla oynama. Memo, Ordulu mu? Biraz en odalı. Ana! Evet, onu alacağız şimdi. Bakalım, ordulu olduğunu iyi ki söyledin. O yemekleri de bilirdim. Yaktım. Yaktım. Ya kamerayı döndürürüm. Yok, 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 yok. Bu sene orduya gitmedin değil mi? Yok, gitmedim. Biliyor musun? Gitmedin çünkü izin yoktu. Bak aynen diyor. Bostepi'yi seviyor musun? Seviyorum. Sen Bostepi'yi biliyor musun? Bilmez mi? Efendim sen de bu nereye şu an? Deniz. Ey yarabbim ya. Bunlar var ya. Denizli'nin neyi meşhur? Hep sus. Orozu. Çağ kebaba. Neyi meşhur Denizli'nin? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Şimdi ama özellikle yapacağım. Denizli'nin neyi meşhur? Horoz. Nasıl? Aa, ben bilmem horoz nasıl bir şey? Nasıl ötüyor? Göstere bir horoz. Ben ötemem. O zaman meşhur değil. De, ötsün mü arkadaşlar? Okay. Alkışlarını öttürelim hadi. Haydi. O şey gibi oldu. Denizli'nin horozu gibi ötemedi. Allah aşkına bak sen tavuk gibi yaptın. O zaman gitti ya elden Denizli. Kurtarman lazım. Evet, Denizli'yi kurtarıyoruz. Hep beraber yapalım. Daha. Niye bunlar Denizli değil ki? Onlar bilir. Var mı Denizli olan içinde? Sen misin Denizli? Ben Yozgat. Yozgat. O kurtaracak. Sen Denizli değil. O yapar ama. Yaptır o zaman. Denizli'nin hadi, Denizli'nin şeyi senin elinde kurtulması. Öttün gittin, ötmedin yandın. Ben niye öteyim, ben orduluyum. Ordunun horozu meşhur desem öteceğim ama. Demiyorum, ötmüyorum da. Çizik ya, ya. Hadi bakalım, gözünü yok. Ya Allah bismillah, bakmayın bize. Nereli memleket? Ali! Şimdi İzmir deyince hemen stop durduk. Şimdi arkadaşa şöyle bir şey dedim, bak İzmirli dedi. Soru soracağım ama bunu genelde herkes bilir, kültür sorusu. Arkadaşım zaten biliyor. İsminizi bağışlar mısınız hanımefendi? Aslı. Evet, Aslı. Güzel de bir isim var. Bu arkadaşla hemşerim, ordulu. Sibel. Sibel. Niye öyle söylediniz? Sibel. 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 Aslı. Evet, Aslı ve Sibel Hanım'da ben... Şimdi sevgili Sibel, sevgili hemşerim. Bu arkadaşınızı tanıyor musunuz? Bugün tanıştık. Bugün tanıştık. Olsun. Ama İzmir'i biliyorsunuz. Gittiniz mi? O zaman bu soruyu bilmen zor. Karşıyaka'nın plakası kaç? Sen biliyor musun? Evet bak. Biliyormuş yani. Karşıyaka'nın plakasını bilen bildi. Buçuk. 35.5. Yani arkadaşım hakiki İzmirli olduğuna kanat getirdi. İzmir'in neyi meşhur?
fikri? Allah aşkına bir daha söyle. Kesinlikle güzel kızlarımız meşhurdur. Boyozumuz kesinlikle çok meşhurdur. Boyoz, abo, kesinlikle. Ya Rabbim, görüyorsunuz değil mi? Nasıl konuşuyorlar yani? Ama ben fazla bir şey konuşamam, burada doğduğum için. Melo Hoca'nı biliyorsun. Evet. Ordu'nun neresindensin sen? Altın Ordu. Şey, burada bir daha var. Ne? Oğlum falan mı? Yoksa kardeşin mi? Nereden o Altın Ordu dedi, alkışlıyor. Evet. Okan Bey'i alalım. Bu da Ordulu kendisi. Şuranın gördüğün hepsi Ordulu bak. O da Ordulu. Evet arkadaşlar, burada gerçekten bir kültür çakışması var. Dur. Geliyor soru. Gevreği biliyor musun? Tabii ki. Çiğdem ve Gevrek. Sen Gevreği biliyor musun? Bilmiyorum. Ordu simidini biliyor musun? Tabii ki. Ordu simidini olur muyum? Şimdi biz simit diyoruz Ordu'da, İzmir'dekiler de gevrek diyor. Aynen öyle. Sen simit desem anlayacaktın ama. Kesinlikle. Böyle bir sorun var ama arada bir fark var. Yapılışı biraz değişik yani. Aslında 7-8 çeşit simit var. Ben bir araştırma yapmıştım bir defa. 7-8 çeşit simit var. Biz simit diyoruz, bunlar gevrek diyor. Hayatta gevşey demezler. Kumru'yu biliyor musun? Kumru'yu duydum ama hiç denemedim. Çiğdem çekirdek falan. Çekirdek olarak biliyorum ama. Kumru, İzmir'in meşhur. Boyroz dediniz mi? Boyroz. Ey yarabbim, tavsiye ederim. Yozgat dediniz de, Yozgat'a gittiniz mi? Hiç gitmedim, nasip olmadı. Ne diyor bu arkadaş? Allah. Ne yapmamız lazım? Bu hesap Tarık abiye bence yazılır. Bence biz Yozgatlı arkadaşı buraya davet edelim. Aynen. Niye getirmediniz? Gel bakalım. Bu hesap Tarık abiye yazılır. Gördüğünüz gibi eşi tarafından şu an sıkıştırılan bir beyefendiyi görüyorsunuz. Beni Yozgat'a götürmedi diye feryat ediyor gelinimiz. Sen niye bizim kızı Yozgat'a götürmedin? Nasip olmadı. Kaç yıldır evlisiniz? 5 yıl oldu. Sık çalsam ne olur ya? Garanti millet rahatsız olacak. Çalmıyorum ben. 5 yıldır Yozgat'a. Yozgat sürmelesi diye bir şarkı çıktı ya. Bilmiyormuşsun diye dediler. Var mı bakalım? Öttürüver gari bir görelim şunu. Ha. Evet, şu Yozgatlı hemşerime gelsin. Başka şarkılar dinliyordu sabahtan beri. Bir kere böyle bir şarkı. Allah! İzmir'in kalbakları
yavrum yavidan boylu. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Şimdi kim var konuğumuz? Televizyon değerlerimizden Rana Elik Hanım'la beraberiz. Kendisine böyle bir tevazi bir alkış istiyorum sizlerden, kıymetli dostlarımız. Ordu'ya da selam olsun. Çok güzel bir şehir. Şehirlerimizin hakikaten beni çok etkilemiştir Karadeniz turunda. Çok güzel bir yer Ordu. Böyle bir tepesi var, o tepede bir pideciler falan vardı. Hiç unutmuyorum o manzarayı. Bilmiyorum. Hadi bakalım o zaman o tepenin şarkısını söyleyelim. Hostepe'ye çıkmadım, şu orduya bakmadım, şu orduya bakmadım. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları, saçlarını boynatmalı. Tepçanı boyamalı. Haydi yavrum oymaktan, kızgeli boylamaktan. Şimdi Almanya'da bir Ordular Derneği var, Güney Almanya'da. 20 yıldan fazla zamandır hizmet veriyor. Hem başkanları burada. Baba başkan, evladı, torunu, torunun torunu. Hani öyle sayın. En son başkan. Şimdi baba başkanın kameranın arkasında olduğu için onu alamıyoruz. Ergenekon. Ben İlhan'dan alayım. İlhan başkanı çağırayım. İlhan'ım gel seninle bir görüşelim. Kameram dönüyor. İlhan merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Nerede bir ordulu var, sen oradasın. Aynen öyle. Ben oradayım. İzine gittin mi sen? Abi gidemedim. Bu sene gidemedim. Kimse gitmemiş izine. Ne yapalım, nasip değilmiş. Kaderde bu da varmış. Senin eşin nereli? Benim eşim Ordu Faslı'da. Bir sıkıntı oluyor mu Ordu ile Faslı arasında yemeklerde, isimlerde? Hayır, olmuyor. Anlıyor değil mi? Olmuyor. Ya peşten balı biliyoruz. Peşten balı bilmem diye. Peşten balı da büyüdük. Biz onlarla büyüdük. Başak yapardık onlar için. Ay, çizgiliden mi yoksa şu şey... Bir tane, bunlar iki türlüydü yanılmıyorsam. Biri böyle Trabzon'un yöresiydi. Bir tane de bizim oraya yöreye göre. Evet, bizim yöreye göre. Biraz daha renkliydi o. Çizgi renkleri vardı. Bizim köy, şey, şal vardı kadınlarda, hatırlıyor musun? Başına atardı. O da değil mi? Rahmetli anam da vardı. Yani. Sen Ordu'nun hangi köyündensin? Ulubey yeri vardı. Yeni mahallecek. Ya biz hep burada şarkı söylediğimizde Ordu'nun derelerini, başka bir şarkı yok mu ya? Başka şarkı Ordu'da çok. Mesela? Akşam oldu, yanıyor Ordu. Hıh! Uy, yakaladım daha. Bakalım orkestracı arkadaşlar bunu bilecek. Akşam oldu, yanıyor da Ordu'nun ışıkları. Akşam oldu, yanıyor da Ordu'nun ışıkları. Aman öldürecek beni de yarın konuşukları. Beni öldürecek de. Yeah! Bir mezun Ordu'ya gönderelim. Ordu'daki gurbetten Ordu'ya gelsin. Evet. Gurbetten Sıla'ya. Evet. Evet başkanım. Kıymetli başkanım. Refik Bey. Thank you.
bu üstüme kalksa sürmeli maman. Vermem seni ellere Yunus, ordu üstüme kalksa sürmeli maman. Oy Mehmet'im Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im vallahi ben demedim, sürmeli maman. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmeli maman. Ben başkanıma bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Onun bana bir şeyler diyeceği var ise ben kendisine vereyim. Teşekkür ederim. Özellikle sizi tanımaktan gerçekten gurur duydum, mutluluk duydum. İnşallah bir dahaki ilk gecemizde sizinle birlikte. İnşallah buluruz. Her zaman. Bugün artı şunu da söylüyorum. Sizi, sizin derneğinize beni hemen bu akşam üye yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ailatımla beraber. Teşekkür ederim. Sen benim de söylüyorum. Teşekkür evet. Ederim. Fahri hemşehrim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belki de başkanım ya eşi ordulu mu ne? Yok ben görevli vermiş. Görevli, Giresun görevli. Bak Giresun, hemen geri bak. Giresun ordu fark etmiyor zaten bir. Evet. Tabii canım. Aynen. Giresun ordu. Biz memleketimizin bütün memleketimizin bütün insanlarına farklı değil aynı duygularla bağlıyız ya. Biz bölünmez bir bütünüz ya. Evet bizim derneğimizde 22 yıldır derneğimiz faal. Bugün ordulu iş adamımız bir iş yeri açılışında Güney Almanya Ordular Derneği olarak bir açılışa gittik. Burada Hüseyin arkadaşımız ve Yunus Coşkuner'in düzenlediği eğlence programına da bizi davet ettikleri için teşekkür ederim. Güzel insanlar tanıdık. Çok hoş bir ortam oldu. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Hüseyin abi. Evet. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli başkanım. Biz teşekkür ederiz. Haydi bakalım. Ordu'daki gibi Yusuf. Yine yeşillendi bulunduk dalları. Ah yine yeşillendi umduk dalları. Acak ne olacak yarim halleri. Acak ne olacak yarim halleri. Sallanıyor pembe şalları. Aman sallanıyor pembe şalları. Sallan bulman gel, gel gel yanıma. Sıla kollarını dola boynuma. Zanlan bulan gel, gel gel yanıma. Çıkar kollarını dola boynuma. Giresun'un evleri, Giresun'un evleri. Şuma ile kaynama, şuma ile kaynama. Kız benimle oynadı, kız benimle oynadı. Başkasıyla oynama, başkasıyla oynama. Oyna gülüm oyna, oyna gülüm oyna. Oyna gülüm oyna, oyna gülüm oyna. Giresun'dan kayıtlar, Giresun'dan kayıtlar. Kızlar fındık kayıtlar, kızlar fındık kayıtlar. Sevenler sevdiğini, sevenler sevdiğini.
sevenler sevdiğini gece gündüz sayırlar, gece gündüz sayırlar. Oyna aslanım oyna, oyna aslanım oyna, oyna ağgülüm oyna, oyna ağgülüm oyna, oyna aslanım oyna, oyna aslanım oyna, oyna ağgülüm oyna. Gönlüne sağlık dedim. Saygılar, minnetler. Evet, sevgili izleyiciler. Bir kuvvetten sılaya programında burada sonuna geliyoruz. Bir günde iki program çekmek, hatta bir haftada dört program çekersen böyle ses falan kalmaz. Onun için maaşlayın. İnşallah bir dahaki programlarında size daha güzel, daha güzel, daha nezik yerlerde, daha sürprizlerle karşılaşıp güzel programlar yapmayı vaat ediyorum. Ve Murat arkadaşıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi eğlendirdi. Konuğumuz oldu. Hüseyin arkadaşımız da kendi yerini açtı bize. Dükkanını açtı. Tamirhanesini. Güzel de bir mekan yani. Canlı yayında buradan yapabiliriz. Stüdyoya da gerek yok ileride. Ayrıca çok değerli başkanıma da yarım saatliğine geldi ama gitmek bilmiyor buradan. Baktı ortam güzel. Öyle mi oldu? Aynen güzel. Seç proje ver de gitsin. Seç proje ver de güzel arkadaşlar tanıdık. Abi sen efsane arkadaşımızı tanıdık. Hüseyin arkadaşımızı senin sayende tanıdık. Hülyalı Gülteş. Gerçekten de kalbi duygu var mı? Teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki zamanlarda birlikte çalışırız. Sen görüntümüzün ve sesimizin gittiği tüm Ordu 52 TV adına başta Yunus Bey olmak üzere tüm dostlarımıza çünkü Ordu TV 52 dünyanın dört bir tarafında sesimizin ve rengimizin gittiği tüm dostlara sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz alkışlarımızla. Sizler de eşlik edebilirsiniz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı gecenin mimarı dizlerimin yerine dayasaydım taşlara. Yüreği güzel dedelerime, ellerine, yüreklerine sağlık. Hani bendim yedire, hani sen de can idin. Hani bendim yedire, geceler rüyamdın.
Salim geceler rüyamindim. Ah Ordu ah! Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Ölürüm ah ölürüm. Ah oh, güzelim yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Ah öyle bir kızarım ki ah heder olan yıllar. Evet sevgili seyirciler, yayınımız hızla devam ediyor ve şu anda yanımızda değerli bir büyüğümüz daha var. Evet merhaba amca. Merhaba. Seni bir tanıyalım. Kimsin? Nerelisin? Memleket nere? Kaç yıldır Almanya'dasın? Ben Yozgat Boğazyan kazasının Çakmak köyündenim. 1973'te Almanya'ya geldim ve inşaatçı olarak, duvarcı olarak ve uzun bir süre duvarcı olarak çalıştım. Ondan sonra büyük bir hikaye aslında bu anlatmayla 50 senedir ki 50 sene anlatmayla bitmez. Ama kısadan kısa bir şey söyleyeyim. Evet, şöyle maşallah hızlı başladık amca. Ben soruları sorayım. Sen anlat bakalım şöyle kısaca. Avrupa'daki yani 73 yıldan beri bu zamana kadar hayatından geçen zamanı şöyle bir dinleyelim. Çok yerler değiştirdim Almanya'ya gelince. Gelişimiz çok garip oldu ya. Ev bilmiyoruz, yol bilmiyoruz, dil bilmiyoruz. İndik Stuttgart'a. Fakat oradan nasıl geleceğiz bakalım iş yerine. Aldık kağıtlarımızı elimize, dosyaları. Durmadan gösteriyoruz gelene gidene. Gösteriyoruz. Bu trene bineceksin dediler. Biz de bindik trene. Ha babam, de babam. Meğersem Stuttgart'tan Waibling'in yakınmış. 16 kilometre, 17 kilometre. Fakat biz onu çok uzun biliyorduk. Bilmiyoruz ya, kime soracaksın? Hep sorduğun yabancı. Yugoslav, Alman çok nadir. Türkler de var ama gelmiyor ki o zaman Türkler o kadar fazla yoktu. Ve nihayet sorduk trendeki o kontrol, bilet kontrolü yapan kişilere. Dedik bu nereye gidiyor ya, söyle bakalım bu nereye gideceğiz. Okey okey dediler. Allah okey ne ya. Herhalde dedim iyi bir şeydir. İşaretle böyle diyorlar ki biz sizi orada indireceğiz. İşaretle söylese zaten anlamıyoruz gidilinden. Sonra indirdi bizi o işaretle dedi ya adam. Oraya indirdi. Boydespah diye bir köy. Oraya indirdi Bahnhof'a. Yani Bahnhof'a istasyona. İstasyondan indik iki gariban Türk. Biri Gümüşhaneli biri de ben. Aldık çantalarımızı eline. Yürü babam yürü yürü. Almanlara soruyoruz. Adres adres. Başka bir şey değil adres. Peki siz direkt Türkiye'den mi buraya yolladılar işçi olarak? Direkt ben duvarcı olarak geldim evet. Direkt firma istek yaptılar. Bu tarafa nasıl geldiniz? Stuttgart'tan bu tarafa? Yolunu şaşırmış şey garipler gibi gece geliyorum. Gençsin abi 22 yaşında geldim ya. Karıdan ayrılmak o kadar oldu anımdan ki ağlayarak geldim. O biçim. Ya dedim ben ne yapacağım bu Almanya'da? Ne olacak halimiz? Çalışıyoruz ama rüyalarımda babamı annemi görüyorum ağlıyorum üngür üngür arkadaşlar diyor ki niye ağlıyorsun arkadaş? Ya ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Babam hastalanmış ya ölü gördüm ya. Üngür üngür ağlıyorum arkadaşlar zor durduruyor. Babamı çok seviyordum rahmetliye. Hala bir günde severim. Yani aklıma geldikçe üzülür ağlarım. Çok seviyorum. İşte Frankfurt Darmstadt'a geçtim. Orada kaldım 2 sene. Oradan bir daha tekrar... Başka yerlere. Türkiye'nin durumu, buranın durumu uymuyor ki. Burada terazi ne yapıyorlar? Biz Türkiye'de şakulla. Hadi babam Türkler vardı ki sağ olsunlar. Dediler arkadaş burada teraziyle duvar yapılır ha. İyi olsun dedim terazide şakuldür ya. Ben de onlar gibi aldım. Koydum tuğla yapıyorum. Hiçbir şey demiyor ya. Gör yırtılıyor yere yatırıyor gidiyor bizi şikayet ediyor birilerine. Ya niye şikayet ediyor Bayram Usta bu niye? Ya bu diyor sinirli çok bira içiyordu onun için sen takma diyor onu. Zoruma geldi bırakıp kaçacağım terk edeceğim Almanya ama arkadaşlar frenledi.
Velhasıl kaldım orada 5-6 sene. Oradan dediğim gibi başka yerlere gittik. Ya diyeceğim bu kadar. Hayat macerayla geçti yalnız. Onu yine söyleyeyim. Çok sakin geldim burada, bir bozukluğa vurdum. 7 sene hanımdan ayrı kaldık. Hayaş oldum fakat çok şükür elhamdülillah. Şimdi düzeldim ki 3 sefer haca gittim. Evet, şimdi ben sizi burada tanıma sebebim bu camimiz oldu. Ve bu camimizde bayağı emeğiniz var, Didip Raşdat Merkez Camisi'nde. Oraya kısa bir şey söyler misiniz? Ona gelince mesleğim icabı, sonra hayır yapmayı çok seviyorum. Herkes buralarda parayla çalıştılar. Ben maalesef bu camide o zaman 320 bin marka aldık. Bir başladık fabrikanın üst katını, bölme fabrikanın içinde motorlar vardı, demirlerde cam kırık parça, tuvaletli. Daha doğrusu cami yapılan yerde dersin ki burada namaz kılınmaz. Onu öyle hale getirdik ki yani boyandı, suvandı, ne bileyim halı kondu. Şimdi her tarafta ve fayansa gelince fayansını buranın ben kendi elimle yaptım. Hiç kimseden de bir şey beklemedim yardım olarak. Malzemeyi cami aldı. Bu 300 o zamanın berinde 2003'te aldık burayı. 2003'te buranın fayansını ben Gagano'da bir cami var. 75 bin mark verdiler fayansı yaptırmak için. Onunki de iki kat hepsi. Öyle bir halleydi. Üstelik o parayı verdiler. Ben burada 4 katına banyosuyla, mutfağıyla, tuvaletleriyle, abdesthaneleriyle velhasıl hepsini çini gibi yaptım ve çok şükür memnunum. Vatandaşlar da benden memnun. Maşallah bayağı dertliymişsin yani gurbette. Evet sevgili seyirciler, gurbetten Almanya'daki gurbetçilerimizden hikayeleri dinledik. Sizlere teşekkür ediyorum. Didip Raşdat'tan veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgiyle kalın. Ben gidiyorum amca. Size iyi sohbetler diliyorum. Allah'a emanet olun.